Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle farklı bir açılış yapıyoruz. Ford'un Tornado Custom Hybrid modelinin içindeyiz. Osman, böyle bayağı bir geniş Uber'lik. Uber yok Türkiye'de ama Uber'lik bir araba olmuş. Uber arabasında gibi bir açılış oldu. Evet, 6 koltuk var şurada. Evet, 3 karşıda, 3 burada. Gayet güzel. Ama bir kol dayama olsaymış. Var ya Osman, var. Görmüyor musun? Bak göstereyim sana, bak şuradan. Çekiyorsun şunu, hop. Vay, adamlar yapmış. Her yere bardak mı koymuşlar yalnız? Bu arada... Bu güzel olmuş ama ha bu. Bu koltuk sistemi 30 farklı kombinasyonla. İşte istersen böyle yan... Şimdi şu an mesela karşı karşıya ama koltukların şu şekli, şuradakini şekillerini değiştirip bunları öne doğru çevirmeniz, arkaya doğru çevirmeniz, ne bileyim yan yana sıra 2-2 yapmanız falan gibi. Arkada zaten bagaj var maşallah, buraya ben bile otururum yani resmen. Çocukları at arkaya. Evet. 8 kişi 10 kişi falan tatile çıkacaksın. Şu aralar olmaz ama pandemi falan var. Atarsın bunu, gezersin. Bu arada içeride çok güzel klima tertibatımız var. Güneşliklerimiz var şöyle. Evet, ben burada kapattım. Evet, şöyle açabiliyorsunuz. USB'ler falan yerleştirmişler. USB'ler nerede vardı? Ha şurada. Köşelerde var. Şurada İki da var. İki tane USB var. Bardaklık yine bak bu aşağıda da var. Evet, her yer bardaklık var. Abi. Şuraya klima şeyi yerleştirmişler. Evet evet, klima ayarları var. Ayarları zaten buradan klimayı açıyorsun. Kapatabiliyorsun bunları da bu arada. Çok güzel. Şöyle istiyorsan hava gelmesin. Arka taraf güzel bence ya. Hoş yani, lüks. Çift tarafta da kapı var, o da güzel. Evet, iki tarafta kapı var ve kapı bak şu şekilde çok güzel kapanıyor. Hani otomatik değil. Otomatik değil ama çok rahat kapanıyor. Yarı otomatik. Evet. Bak şimdi. Hatta... Şöyle yapıyorsun ya bak. Gidiyor. Süper. Kapanıyor. Hatta ben de bunu açayım. Yani sürgülü sistem güzel yani. Hani böyle tek elle açılıyor yani rahat. Şey yapmana gerek yok. Öyle şöyle bir şey koyuyorsun mesela. O balansını gayet iyi ayarlamışlar, o dengeyi. Güzel kapanıyor yani ve iki kapı da kapandı şu anda, gayet güzel yani ama böyle diye ittirirsen muhtemelen o balansı bozarsın. Bozarsın. Evet. Tasarımından bahsedelim biraz istersen abi. Yani ticari bir araç olmasına rağmen bence güzel yakışıklı. Çok estetik bir tasarım var. Ford'un işte bizim son dönemde incelediğimiz işte Focus'u var. Focus'u baktık biliyorsun, incelemiştik. Focus, Kuga falan. Kuga ve diğer modellerindeki o tasarım anlayışı var. Teknolojik bir araç. Onlardan nüzletleri vesaire. Şurası busu hepsi güzel. Var. Bir Xenon farlarımız var. Onlar da gayet başarılı. Tasarım olarak güzel. Her tarafta algılayıcılar var zaten. Hani evet, arabaya... sensörler 10 numara. Yani diğer araçlarda arkadaşlar biliyorsunuz hani sadece ön arka olur ama bunun her tarafına Ford 60. Buraya da bir tane, buraya da bir tane. Neresi tavana da bir tane sensör koyacakmış. Kuşmuş. Aynen. Geliyor dikkat et diye. Ama tam bu dediğim gibi Uber'lik bir araba veya böyle tatile çıkacaksın kalabalık aileler için. Bu ne biliyor musun abi? Şoförün olacak. Sen oturacaksın arkaya böyle. Değil mi? O seni getirecek. Gezelim falan. Yani onun haricinde yoksa. Ya işte şimdi tatil diyoruz ama şu pandemiden dolayı tatil olmayacağı için işte birazcık şey oluyor. İşimiz buruk söylüyoruz. Evet. Evet. Otomobilde 48 voltluk bir pil bulunuyor. O pille beraber aracın yakıt tüketimi bir parça daha düşüyor. Bunlardan onu biraz da bahsedeceğiz detaylarda. Göreceğiz zaten ne kadar düştüğünü. Ne kadar düştüğünü göreceğiz. Ne kadar yakıt harcadığımızı vesaire size söyleyeceğiz. Orada biraz sürpriz veriler var. Evet, bazı sürprizlerimiz olacak orada. Fabrika verilerine göre biraz daha yüksek biraz değerler fantastik bulduk. Değerler bulduk. Ama muhtemelen bunun hibrit olmayan daha fazla yakıyordur ama bence 2.3 tonluk bir arabaya göre yakıtı fena değil diyelim ama yani o, evet, o detayları... Ben şimdi zaten fabrika detaylarına baktığım zaman bu kadar az nasıl yakıyor dedim yani. Evet. Hani çünkü o iddia edilen rakamları normal bir dizel araç zar zor tutturabiliyor. Hani bu aracın 2.5 ton kocaman minibüs sonuçta bu. Evet. Biraz tutturabilmesi zordu. Mucize olurdu. Olmadı. Olmadı. Evet. Vallahi iç mekan böyle. İç mekan böyle. Öne geçelim. Öne biraz geçelim. Aracı sürelim. Evet. Bakalım. Bir kısa bir yolculuk yapalım. Ama sonrasında iç mekanı ben beğendim bu. İç mekan güzel. Bak. Koltuklar, tasarımlar, renkler. Özellikle şey olayı çok iyi. Koltukları istediğin gibi ayarlayabiliyor olman çok güzel. Yalnız işte ben böyle gidemem mesela. Midem bulanır benim. Yani o zaman ters çevirirsin abi koltuğu. Ha, burada doğru oturacaksam sorun yok ama karşıda... He. İşte söyleyeyim ya, bu tarafa doğru çevirebiliyorsun koltukları. Bir de mesela şey olabilir abi. Bunları hani bir tık daha geriye atıp bu koltukları ne bileyim şu ortaya bir tane masa koyabilirsin. Yapılabiliyor mu bilmiyorum. Şurada bir yerleri var ama bunlar yok. Bunlar komple çıkıyor anladığım kadarıyla. Hayır, bir ilerleyecek yer yok şu anda. Komple çıkabilir, o zaman daha büyük bir alan elde edersin. Aynen. Koltukları eve koyarsın, garaja koyarsın. Hani yük taşımak için de falan kullanılır yani. Bu bayağı dolap taşırsın. Bu araç bence yük taşımak için yazık yani. Yazık ya tabii, o ayrı konu da. Yani yük zorlarsan taşımak için daha kötü bir şey. o kadar lüksü o yükler hak etmez yani. Yani doğru söylüyorsun. O zaman şimdi öne geçelim bakalım. Evet. Sürüş deneyimini bizlere neler vaat ediyor? Ford Tornado Custom Hybrid.
Evet Osman, şimdi geldik yine aracın içinde. Bir evet, sürüş deneyimi. Hibrit Tourneo Custom ismi. Valla ben hibrit olayını çok anlayamadım açıkçası. Hani test ettiğim süre boyunca buradaki hibritten kasıt nedir, ne değildir, ne bileyim, çok böyle anlamış değilim. Sen ne diyorsun bu konuda abi? Ya şimdi sen şöyle, de tabii 2-3 gün kullanabildik bu aracı. Biraz daha ben şimdi karşılaştırmalar da yapacağım ilerleyen dakikalarda. Normal sürümü, bu arabanın hibrit olmayan sürümü de var. İşte iki, mesela ben ondan biraz bilgi veriyorum. 185 beygir bu arabanın gücü. 2 litre bir EcoBlue motorumuz var, dizel. 415 Nm de torkumuz var aracımızda. Şimdi 8+1 olarak geçiyor. 2357 kilogram da ağırlığımız mevcut. 6 ileri manuel bu. Bu evet. Hibrit olanda otomatik vites yok. Bunun otomatik vites olup ya da manuel de olup şey versiyonu da var bu arada. Hibrit olmayan sürümü de var. Aynı özelliklere sahip. Şimdi 48 voltluk bir pil var. Hemen şurada. Benim oturduğum koltuğun altında. Burada. Evet, bir pilimiz mevcut. O pil aracın işte belli özelliklerine şey sağlıyor. Güç sağlıyor. İşte klimaydı, ısıtma, soğutma vesaire gibi şeyler için yani güç sağlıyor. Yani bunlar motordan değil. Bu pilden besleniyor. Evet. Bunun hibriti biraz öyle. Hani yani dolayısıyla hani klimayı açtığımızda vesaire motora ekstra yük binmiyor. Ve yakıt tüketimi de biraz da düşük oluyor. Hatta ben kağıt üzerindeki veriler de var elimde. Onları da çıkardım. Mesela bu modelde şehir içinde 6.2 gösteriyor. Şehir dışı 6.3, ortalama yine 6.3 gösteriyor. Hibrit olmayan da 7.4, 6.6, 6.9 olarak belirlenmiş durumda bu. Yani hibrit olmayana göre bu bir yaklaşık 1 litre daha makul şey yapıyor. Peki acaba realde, gerçekte rakamlar bu mu? İşte sen orada bakıyorsun, 98 kilometre oldu dedin değil mi? Evet, 99.6 kilometre yapmışız şu anda. Ve tamam dayı, seni bekliyoruz 10 dakikadır ya. Allah Allah. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Mahmudi de şey sallana yapıyor. Sallana sallana iş yapıyorlar ya. Hakkı kaydımız da olsun ya. Ama olsun be, bunu da koy gitsin ya. Allah Allah. Adamı bekliyoruz 10 dakikadır, bir de hareket yapıyor ya. Neyse. 99.7 kilometre yol yapmışız. Evet. Bu arabayı test ettiğimiz süre içerisinde ve şu anda 9.6 litrelik bir ortalamamız var bizim. Evet. Vallahi ben biraz trafikte kullandım. Ben de trafikte kullandım. Ama şöyle bir şey. Hani mesela bizim resetlemediğimiz diğer bilgisayarda da 5000 kilometre bir yol yapılmış. Onda da yine 9.5. Evet, yani bu 6 nokta şehir ortalama 6.3 diyor. Nerede ölçtüler yani onu bilmiyorum. 6. Yani o Bayburt gibi bir ilde. Hayır, o zaman ben şöyle düşünüyorum. Ben o falan. Zaman şöyle düşünüyorum Osman. Bu arabanın 6.3 ise hani eğer demek ki ya da 9.9 ise diyelim. Hibrit olmayan sürümü daha mı fazla yakıyor? Onu düşünüyorum açıkçası. Ya burada hibritten zaten ben çok fazla açıkçası hibritin bir şeyini hissedemedim. O yüzden sana da sordum, hani şöyle klimayı açalım da bari hibritten yararlanalım. Evet. Bu arada teknolojilerden de bahsedelim biraz. Teknolojilerinden bahsedelim. Açıkçası ben hani ilk bindiğimde de mesela Alperen'le test ettik. Ona da söyledim. Yani baktığın zaman bir minibüs. Bir minibüste olmayacak, hani beklemeyeceğin teknolojiler var. Fazla fazla var yani. Yani hani Tourneo Custom deyince insanlar hani transporter, hani transporter ayarında bir araba bu arada, merak edenler olabilir. Ya, aynen öyle, ama bayağı bir donatmış Ford yine bunu. Şimdi abi burada bakıyorsun, şerit takibinden tut, koltuk ısıtmasından tut, otomatik parkı bile var, otomatik parkı evet. Ki bu uzun şase bir araba. Evet hani, yani öyle. Evet, buna evet. Otomatik park koymak, ne bileyim, biraz hani Ford ya koy elimizde fazla modül var buna da koy gibi bir şey olmuş herhalde. Evet. Çünkü şöyle bir şey, bu aracı zaten park etmeyi bilmeyenler ne derece kullanabilir? Ben de soru işareti yarattı. Şimdi ben biraz bu pakete dahil olan mesela bunda hangi paketler var biraz ha, ondan teknolojilerden bahsedeyim. Teknolojilerden bir bahset abi, sonra değerlendirelim. Şimdi test aracındaki opsiyon donanımlarda bize söylendi zaten. Bu çapraz trafik uyarı sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi var. Aynalarda görüyoruz zaten. Maşallah evet. Aynalar çok büyük ve aynalar iki parçadan oluşuyor. Aynalar çok hoşuma çok iyi. Gitti benim ya. Alttaki ayna çok daha alttaki geniş açıyor. Alttaki ayna her yeri gösteriyor. Her yeri gösteriyor zaten. Maşallah. Hani alttaki ayna varken zaten kör noktaya gerek bile duymuyorsun açıkçası. Aynen, ben de aynı fikirdeyim. HID, B, Xenon dinamik ön farlar var. İşte
evet, viraja göre ayarlayabiliyor kendini. Dümdüz ledleri falan da çok hoşuma gitti. Tam böyle farı, evet, kapsamış, güzel. Şimdi ileri güvenlik paketi var bu otomobilde. İleri güvenlik paketinde neler var? Akıllı adaptif hız kontrol sistemi, çarpışma önleme yardımcısı ve yaya koruma sistemi, ki bu Ford'un bizim daha önce incelediğimiz Kuga, evet, modellerde de vardı. Şeyde de vardı. Focus'ta falan da vardı. Focus'ta da vardı. Diğer modellerinde de vardı. Şerit takip sistemi var. Söyledin az önce. Şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcımız var. Türkçe navigasyon var. Bu zaten bu ekranımızda, evet, geliyor zaten. Bu güzel bir özellik. Bir park paketi var. Senin ve benim de hani anlamsız bulduğumuz biraz gelişmiş otomatik park asistanı. Yan park sensörleri. Hani arabanın önünde arkasında bir şey olduğu zaman sana uyarıda bulunuyor. Yan sensörlere bir değinmek istiyorum hemen. Lafı geçmişken. Hani yan sensörler deyince arkadaşlar, arabanın her tarafında sensör var. Genelde araçlarda hani ön tarafta, bir de arka tarafta olur. Ama bu uzun bir araç olduğu için yanlara bile koymuş Ford. Hani mesela göbek tarafından bile böyle bir cisim yaklaştığında direkt size gösteriyor ekranda. Bu arada standart donanımlara bakalım. Otomatik yan ön farlarımız var. Yağmur sensörlü sileceklerimiz var. Sync 8 inçlik dokunmatik ekranımız, geri görüş kameramız var. 230 voltluk hemen şurada bir ön tarafta bir prizimiz var ama hep söylüyorum, ne yapıyoruz? Ütü bağlamıyoruz. Yine ütü esprisini yapmadan, evet, geç. Ya ama kettle falan gibi mesela yüksek akım çeken cihazlarda bağlanmaması gerekiyor. Onu uyaralım, biz her zaman uyarıyoruz. 3 sıra teknik koltuklarımız var. Bu ön taraftan bahsediyor. Arka yolcu bölümü cam güneşliklerimiz var. Isıtmalı ön camımız var. Tabii bu paketlerle beraber aracın fiyatı 345.300 lira oluyor. Pardon. Bu çıplak fiyatı 345.300. Paketlerle beraber aldığımız zaman da 362.500 oluyor bu aracın. Şeyleri ben çok beğendim. Şuraları yumuşak ama aşağı. Yani buraların açıkçası, evet, bu tarz bir arabada sert olması. Çok da dert değil. Yani. Evet, çok da dert değil ama ön konsol birebir işte bizim Focus'ta, aynen, gördüğümüz. İşte, direkt kopyala yapıştır tarzı, evet, bir şey. Evet, Kuga'da gördüğümüz birebir. Birçok tuş var. İşte kumanda tuşlarımız var. Şu var, bu var. Geniş bir torpido gözümüz var. Ya göz var. Buraya koymuşlar. Ön İki tane göz var göz burada. Koymuşlar. Evet. Mesela burada yine çakmak girişiyle şey var. USB şurada bir bardaklık var. Burada bir bardaklık var. Burada bir bardaklık var. Şurada her iki kişi oturma, buraya bir şey koymuşlar. Buraya bir bardaklık var. Hani yani yeter ki diyor, sen bir şeyler iç. İçmek için teşvik. Ben her yere koydum. Evet, o manada güzel olmuş. Ben o taraflarını da beğendim. Şurada bir USB koymuş. Onun yanına hemen çakmak koymuş. Bu arada bunun start stopunda şu dikkatimi çekti benim. Boşa aldığında da araba start stopa giriyor. Yani boşa aldığın zaman araba durduruyor motoru. Normal şartlarda öyle bir şey olmuyor. Yani en azından şimdiye kadar test ettiğimiz araçlarda boşa aldığımızda motor durmuyordu ama bilmiyorum, belki manuel olduğu için böyledir. Bunun otomatiği yok bu arada. Belki soranlar olacaktır. En azından biz bu testi yaptığımız 2021'de otomatiği yok bu arada. Yani hibrit olanın otomatiği yok. Aslında bu kapatayım da ben. Bu arada sürücü tarafında Osman, senin orada bir tutamak yok. Burada var. O tutamak burada yerine şey, gözlük şeyi koymuşlar. Şurada da bir cep var mesela. Bak böyle bayağı elin giriyor bu cebe. Evet. Böyle güzel yani şeyleri falan. Ya göz açısından hani bayağı bir donatmışlar. Bu arada buralarda da polis bolluğu, evet, var. AVM'yi mi tutuyorlar? Girmeyin. Yasak. Gerçi kontrol yasak. Kontrol yapıyorlardı. Rutin kontrol diyelim. Yani gelen itibariyle beni araç açıkçası tatmin etti. Hani şu vites olayı çok güzel değil mi? Tam böyle. Aslında biz onu şey dedik. Şöyle yerden şöyle lütfen olur ya. Şoför sen bas gaza. Ondan olsaydı şöyle. Ya şimdi şöyle tam bu araba ne biliyor musun? Uber'lik araba. Türkiye'de yok da Uber. Uber. Tam Uber'lik. Tam yani zaten bizim de aklımıza ilk o geldi. Hani arka koltuklar, arka taraftaki biraz yaşam alanının rahatlığı, lükslüğü, perdeler merdeler var mesela. USB koymuşlar. Şurada mesela ayarlanabilir klimalar falan. İşte oralara geçince anlatacağız yani o detayları hani, da ben tam Uber arabası bu. Onları görünce direkt zaten aklıma o geldi. Bunu al direkt. Uber'e çıkalım. Çık yani. O tarzda bir araç olmuş. Yani uzun seyahatlerde güzel bir araç açıkçası. Ben şimdi şöyle düşündüm bu araba ilk bize. Bastığın zaman gidiyor bak. Tabii 415 Nm tork. Hani öyle hantal bir araç değil. Ya şeyi ben şunu düşünmüştüm açıkçası. Şimdi bu ticari bir otomobil ya. Şimdi ticaret yapan adam için bu 1 litre mesela 1 litre bir fark var. Kaba bir hesap söylüyorum. Kaba bir hesapla. Bu 1 litre fark hani aradaki fiyat farkını vermeye değer mi? Çünkü mesela belki şunu merak ediyor olabilir okuyucularımız, bu videoyu izleyenlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz diyelim. Hani bu araba yerine ben bunun hibritini almasam kaç para abi diye sorulabilir. Bu arabanın çıplak yani donanım paketli olmayan hallerinde 285 bin liraya alıyorsun manuel hibrit olmayanını. Bunun donanımlısı aynı hani özelliklerde olanı hibrit olanı 345 bin lira. 285-345. Yani kaç para bir fark var? Arada hibrit ile hibrit olmayan. İşte 45 oradan 15 oradan 60 bin lira bir fark ya var. Kendi görüşümü söylemem gerekirse
ne bileyim ben bunun hibrit olayını dediğim gibi çok fazla böyle hani anlayamadım açıkçası. Şimdi şöyle işte ben... faydasını da en azından kullandığımız süre içerisinde şu anda bakıyorum. 9.6 litre yani. Acaba hibrit olmayan 11 litre falan mı görüyor? Ona da bakmak lazım şimdi. Bilmiyorum. İşte onu diyeceğim ben de. Yani hani o aradaki 60 bin lira vereceksin ama diyelim ki sen 50 bin kilometre yapıyorsun yılda. Sonuçta bu ticari bir araba. Evet. Yapılır yani. Hani bu bir mal taşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani için kullandığına var. Evet. Yani orada o atıyorum 50 bin ya da belli bir kilometre diyelim ki 20 bin kilometreden sonra kurtarıyorsa öyle bir 60 bin lira verilebilir. 20-30 bin kilometreden sonra hani bir yatırımın geri dönüşü anlamında söylüyorum. Öyle bakmak lazım. Bir de tabii bu hibrit otomobiller hep yani onu söylüyorum. Elektrikliye doğru geçişte son durak. Yani elektrikli, %100 elektrikli. Çünkü bu arada onu söyleyeyim ben. Bilmeyenler vardır belki Avrupa'da filan bu tarz ticari araçların %100 elektrikli modelleri satılıyor şu anda. Evet, çıkmaya başladı yavaş yavaş. Türkiye'de yok. Türkiye'de hiç görmedim. Yakında gelir Türkiye'ye de. Türkiye'de evet. Gelecektir muhtemelen ama bunların mesela böyle büyük hem de hani şeyde değil, küçük değil. %100 elektrikli modelleri satılmaya başlandı. Onlardan önce son durak. Ben sana söyleyeyim bu iş. Yani ben zaten elektrik artık ya biliyorsun birçok otomobil firması satır reklamlarında bile diyor yani elektriğe geçiyoruz diye. Bunu resmen söylüyorlar. Dolayısıyla ticari araçlarda elektriğe geçilmesi yani belki biraz daha geç olabilir. Neden diyeceksin abi? Çünkü biliyorsun bunlarda hala bir mevzul sorunu var mı? Var. Ticari araçta da biliyorsun bazen geri geliyor. Günde adam bir depo mazot yakıyor yani. Evet, o da 700-800 kilometre minimum. Yani şimdi bu elektrikli olduğunda ne kadar verimli olur? O da biraz soru işareti. Şimdi adam atıyorum bütün gün çalışacak. Aralıksız çalışıyorlar. Şimdi şarjı bitti araba. Ne diyecek? Dur ben şurada 2 saat şarj edeyim arabayı diyecek. Öyle bir seçeneği çok fazla olmayabilir. O yüzden elektrikten ziyade biraz daha böyle hani hibrit motor seçeneklerinin çarpışma önleme yardımcısı devreye girdi bu arada. Hibrit motor seçeneklerinin biraz daha ben bu otomobillerde, ticari araçlarda yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu arada çok yok ticari araçlarda hibrit. Evet, yok ama olabilir işte ilerleyen dönemde. Evet. Ya bir yapay hani elektrikten önce belki hibrit işte seçeneği kullanıcılara da daha makul gelebilir. Ya tabii işte o zaten şu anda binekte de aynı şey bir trend var ya Toyota'nın işte bütün otomobillerin neredeyse hibriti var şu evet, anda. Evet, hibrit hepsine çıkarıyor. Hepsini yani çıkarttılar yani. Çünkü neden? Dediğin sorundan dolayı. Sen buradan Kayseri'ye gideceksin. Nasıl gideceksin abi elektrikliyle? Hani her zaman hızlı şarj bulamayabiliyorsun. Başka sorunlar olabiliyor. Vesaire vesaire. Tabii bunlar başka konular ama hani biz burada bunu mu alayım onu mu alayım gibi bir soru olduğu zaman neden tercih edilmesi gerek hususunda biraz fikir vermek için. Yani sonuç olarak toparlamak gerekirse abi ben otomobilin içi yani donanımı çok güzel, olsun, lüks. Şeyli olsun beni tatmin etti. Hani evet, bir ticari araca göre Ford yine yardırmış Allah için. Hani fiyatıyla da kıyaslayınca normalde şu donanım bir otomobilde olsa mesela fiyatı da bundan çok daha pahalı olurdu ama bu ticari araç olduğu için biraz daha makul seviyelerde. Tabii şeyi test ettik. Kuga'yı biliyorsun 500 bin lira. Aynen öyle. Aynen, Kuga'da hemen olan donanım var yani baktığın neredeyse zaman. Evet yani motor aynı zaten neredeyse. Aynen öyle. Ama baktığın zaman fiyat olarak neredeyse Kuga bunu ikiye katlıyor. Bunda da bütün hani yok yani. Fazlası var. Eksiği yok. Evet. Ha nedir bir 3 boyutlu kamerası falan yok. Ona da gerek yok zaten. Yani evet o kadar da olmasın zaten. Yani adam otomatik parkına kadar koymuş. Daha ne koysa. Yani kullanırsın kullanmazsın. O biraz farklı bir şey de. Ama var mı var. Var mı? Evet var. Bunu da koymuş yani. Evet teknoloji takipçileri, izleyicileri, okuyucularımız. Bu her şeyimiz. Her şeyimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Aracın içindeki maceramız burada sona erdi. Şimdi aracın dışına çıkacağız. Son fikirlerimizi söyleyeceğiz ve videoyu kapatacağız. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Osman ne düşünüyorsun araç hakkında? Hibrit olması? Ya hibrit olmasından çok bir şey anlamadım. Evet. Hani farklı bir hibrit modeli denemiş Ford çünkü burada. Zaten içeride de bahsettik bundan. Evet. Yakıt tüketimi biraz ortalamanın üzerinde. Yani en azından fabrika verilerinin üzerinde biraz. Hani bana göre deseler ya bu araç işte 9.5 litre falan yakıyor. Yani normal derdim. Hani kocaman araç çünkü. Evet. Ama günün sonunda fabrika verisinde bakıyorsun 6-7 litrelerden bahsederken. Ama ağırlığına göre çok değil o yani yakıt. İşte diyorum ya normal. Normal ama yani. Ama fabrikada verisini sen kalkıp da 6-7 litre deyince. Beklenti oluyor biraz. 9 litre yakınca evet, yani biraz fantastik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Onun haricinde donanımı, teknolojisi vesaire zaten. Çok 10 numara. 10 numara bahsettik bunlardan. Hani bir ticari araç gibi değil açıkçası. Ya aynalar bile kapanıyor yani. Hani ticari. Onlar varana kadar. Dedik ya abi otomatik park, park sistemi ya falan var. Tuşa basıyorsun park ediyor park kendine ediyor de tabii yani ihtiyaç o. Ayrı konu evet.
Fiyatından falan zaten bahsettik. Yani bence o fiyatlara, hani bu teknolojiye göre çok absürt bir fiyat değil. Değil. Onu ben de aynı fikirdeyim. Gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Onun haricinde rakipleri vardır tabii. Ama yine de dediğim gibi rakipleri bu kadar donanım sunuyor mu sunmuyor mu, ona da bir bakmak gerekiyor. Ki ben açıkçası çok fazla bu donanım seviyelerinde olduklarını düşünmüyorum. Yine de hani inceleme fırsatımız olursa onları değerlendiririz. İnceleyip karşılaştırırız vesaire. Yaparız. Evet. Evet. Ben de beğendim. Tasarımını beğendim. Teknolojini beğendim. Fiyat da Osman'ın da söylediği gibi bence de rakiplerine göre makul bir noktada. Eğer böyle bir ihtiyacı olan varsa bu modele de bir bakmasını öneriyoruz. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmenizi öneriyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.